Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katı cisimlerin ikinci videosu yani silindirin de ikinci dersindeyiz. Ne yapacağız? Silindir bu dersimizde bitireceğiz. Son iki sayfamız kaldı silindirle ilgili. Kitabımızda da sayfa numarası 216 ve 217'yi işleyeceğiz ve bu konuyu bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım şöyle notlarla başlıyoruz. Notta silindiri böyle eğik bir şekilde kestiğimizde nelerle karşılaşacağız? Bu şekilde eğik bir şekilde kestiğimiz zaman şu parça kesildiği zaman mesela şuradaki parça kesildiği zaman şöyle bir eğik bir şey oluyor ya ne yapacaksın? Onu şöyle bir silindir yapacaksın üst tarafı. Hocam üst tarafın bak yarısı dolu yarısı boş. Yani buraya V dersen burası da V olur. Tamam bu aklında bulunsun. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim ben silindirle ilgili. Şimdi bunların hacimlerine ayrı ayrı bakacak olursan yarı çaplar aynı ya R ve R. Bunun yarı çapı şuraya H1 diyeyim şuraya da H2 diyeyim. Pi R kare çarpı H1 değil mi hacmi? Pi R kare çarpı H1 bölü üsttekinin hacmi de Pi R kare çarpı H2 ya. Pi R kare çarpı H2. E buradan Pi R gitti. A H1 bölü H2 hacimleri oranına eşit oldu. Yani biz buna şöyle bir şey diyebiliriz. Atıyorum burası 2K burası 3K ise. 2K'daki hacim 2V ise 3K'de hacim 3V diyebiliriz. Yani silindirde yüksekliklerle hacimler, daha doğrusu bütün prizmalarda bu şekildedir. Yükseklikle hani ama bir prizmayı şey yaptığımızda ya da silindiri böyle kestiğimizde aynı yarıçaplı silindirlerden bahsediyoruz tabii ki. Aynı yarıçaplı silindirler olduğu zaman yükseklikleriyle hacimleri doğru orantılıdır. 2K'da 2V varsa 3K'da 3V vardır. Buna da lütfen ama lütfen dikkat et. Bir de şuradaki kesit alanından bahsedilir. Belki a bu kesit alanı işte taban alanı bulunurken şöyle taban alanı bulunurken taban alanında burası ya şöyle bir formül var. A bu formülle ilgili bir şey çık karşınıza çıkacağını zannetmiyorum. Ama ne olur ne olmaz söyleyeyim. Buradaki taban alanı kesit alanı çarpı kosinüs alfaya da eşittir çıkacağını da zannetmiyorum. Bizim işimiz hacimlerle falan filan oluyor. O yüzden bunu çok fazla kafanıza takmanızı istemem. Peki bir de bir dikdörtgeni döndürdüğümüzde nasıl bir şey olacak? Arkadaş burada döndürülmüş hali var ama ben sana şekli çizerek göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir dikdörtgen varsa elimizde. Bu dikdörtgeni şu kenar etrafında döndür derse. Arkadaş bu kenar etrafında döndür derse al simetriğini ona göre. Şimdi bu nokta buraya geliyor ya. Dikeyde dönerken yuvarlakların yatay olacak. Bu nokta döndürüyorsun çünkü bir yuvarlak oluşacak. Bak bu buraya geldi. Şöyle bir yatay yuvarlak. Bu da buraya geldi. Bak şöyle bir silindir oluşur. Peki ben aynı dikdörtgeni şu şekilde olan bir dikdörtgeni şu yatay doğru boyunca şuna boyunca döndürürsem ne olacak peki? Hocam bunun boyunca döndürürsem de buna doğru göre simetriğini alacağım. Buna göre simetriğini aldım. Şöyle bir dolu dolu. Hocam burası yaptı. Bu nokta burası geldi. Yataya göre de bir döndürme olursa yuvarlakların dikey olacak. Aha da böyle olacak. Bak bu sefer de şu şekilde dikdörtgenimiz bu şekildeydi ya. A ve B diyecek olursak şu dikey boyunca döndürürsem yarı çapı A oldu. Yatay boyunca döndürürsem yarı çapı da B mi oldu? Evet. Dikkat et işte buradaki dikdörtgen şu kenara bir kenar etrafında döndürünce 360 derece yarı çapı işte şurası A burası B iken yarı çapı A yüksekliği B olan tam bir silindir çıktı. 360 derece döndürürsem. Peki ben dikdörtgeni herhangi bir dikdörtgeni bak şu sarı dikdörtgeni dikkat et ya da şurada göstereyim ben sana. Şu dikdörtgeni simetri ekseni boyunca yani köşegenlerin kesim noktasından geçen bir şey boyunca döndürürsem ne yapacağım? Ben bu yönde döndürdüğümde arkadaş sen bu yönlü 180 derece döndürsen bu nokta buraya gelir. Bu nokta da buraya gelir. 180 derece döndürmek tam bir silindir oluşturur mu? Oluşturur. Buna da dikkat et. Bir kenarı boyunca döndürünce ezber yap demiyoruz tabii ki ama yani yorumunla sen bunu görürsün. 180 derece döndürsem bu buraya. Bu 180 döndürsem bu da buraya gelir. Ee, buradan şurası bak bir yarım yarım silindir yapar böyle. Şu dikdörtgen. Arkadaki dikdörtgen de şuradaki dikdörtgen de arka tarafta bir yarım silindir yapar. İki yarım silindir tam silindir oluşturur. İşte şekil A'da gördüğünüz gibi simetrik ekseni boyunca da bu şekilde oluyor. Evet bir de silindirle ilgili bir kesit var. Şimdi o kesitte şurada göstereyim ben. Şöyle bir silindir varsa elimizde. Hemen silindiri kes, şey, çizeyim. Silindirle ilgili şöyle bir kesit alırsam. Yatay bir kesit alırsam. Hocam yatay kesit aldığım zaman hop şöyle kesit alanı bir dairedir. Hocam yatay değil de biraz eğimli alırsam o zaman elips çıkar. Ama elipsle ilgili bir işimiz yok bizim. Onu boş versen. Bir de ben buradaki silindiri şöyle bir dikeyine kestiğim zaman ne oluşacak? Dikeyine kestiğim zaman da bir dikdörtgen karşımıza çıkacak. Hemen o de göstereyim sana. Ama taban merkezi boyunca çaptan geçiyorsa şu şekilde bir kesit yaptığım zaman arkadaşım şöyle kesit. Burada kesitte ne oluyor? Bir dikdörtgen oluyor. Dikdörtgenin bir kenarı yüksekliği yapıyor. Diğer kenarı da şu yarı çap diyecek olursam 2R yapmış oluyor. Yani yatay kestiğim zaman bir daire oluşuyor. Dikeyine kestiğim zaman da ne oluşuyor? Bir dikdörtgen oluşuyor. Yani dikdörtgen karşımıza çıkıyor. Tamam. Öğrendik bir işi öğrendik. Hadi gel bakalım şimdi bunlarla ilgili sorulara. Evet örnek 14'e bakıyoruz. İçi tamamen su dolu olan silindir eğilmiş suyun 5 bölü 18'i boşaltılmış. Bak şurası boşaltılan kısım değil mi? Yani burası 5V iken suyun tamamı doluydu. E bunun tamamı kaç V olsun diyor bize? 18V olsun diyor. Şimdi dikkat et 5 18 boşaltılmış. Tamamı 18V iken o 5V'lik kısmı boşaltıldı. Yani burası 5V. Eğik böyle bir silindir gördüğün zaman bunu mutlaka şöyle tam bir silindir yap şu ucundan. A hocam üstteki silindire bakıyorum şimdi. Sadece buradaki silindire bakıyorum. Bu silindirin yarısı dolu yarısı boş değil mi? Evet. E yarısı dolu yarısı boş olduğundan dolayı. E burası 5V ise o zaman burası da 5V'dir. Hocam tamamı 18V'di. 5 5 10'u buradaysa o zaman buraya da 8V kaldı. Biraz önce anlattığım şeyde ne demiştim ben size? Yüksekleri oranı hacimleri oranına eşitti. E hocam buradaki yüksekliğe bakacak olursak Şimdi hacimler oranı yüksekler oranı eşittir. Yani 10V bak dikkat et burası 10V burası da 8V. Yani 10V bölü 8V hacimler oranı 5 bölü 4 yapar. Yukarıdan aşağı o zaman burası 5K'sı burası da 4K'dır. Ve benden ne isteniyor? DE yani 4K bölü AE 5K isteniyor. Cevap böylelikle 4 bölü 5 çıkar. Örnek 14'te. Örnek 15'e geldik. AB uzunluğu 26. Hemen AB'yi gösteririm. AB dediği buranın çapı yapıyor değil mi? Evet bu çap 26. Hatta buradaki çap da nedir? Aynı şekilde 26'dır. Ve yarı çapta kaç çıkıyor o zaman? 13-13 olduğunu söyleyebiliriz. Sonra BK uzunluğu 5 verilmiş. Sonra ML uzunluğu 12 verilmiş. EDX uzunluğu isteniliyor bizden. Dikdare zelsinlidir. Deki bir miktar su kalemini dikdörtgen çekimindeki desteğe dayanacak şekilde boşaltılıyor. Bu şekilde boşaltılmış. Hacimle ilgili bir şey sorulmuyor bize. Sadece buradaki uzunluk isteniliyor bizden. Ve şu dikdörtgen şeklinde olduğu için 12 ise burası 12. Burası da ne olacak o zaman? 13 mü olacak? Evet. E sonra ne yapacağız arkadaş? E burada 5, 12, 13 üçgeni var. Eyvallah. E burada da aslında şu da 90 derece. Bu da 90 derece. Bu da 90 derece. 90'lar ama uçuyor. Alfa beta'ya dalabiliriz. Bir de buradaki suyla ilgili bir şey düşünebilir miyiz? Tabii ki düşünebiliriz. Suyla zemin her zaman. Su her zaman nedir? Zemine paralel değil midir? Bak elimde bir tane su var. Hemen göstereyim şöyle. Su var. Görüyorsun değil mi? Şuradaki suyu hop şöyle eğdiğim zaman hep bak zemine paralel kalmıyor mu? Zemine paralel. Şöyle yaptığım zaman da zemine paralel. Beni görünce ne diyor? Dur bakayım. Heh. Şöyle yaptığım zaman da zemine paralel. Böyle yaptığım zaman da böyle bir yaptığım zaman da. Dur kardelen. Yani reklam yaptık ama. <laughs> şöyle her zaman zemine paralel. Yani böyle su gördüğün zaman zemine paralellik var. O zaman suyun zemine paralelliğini kullanalım. Soruya dönelim. Şimdi soruya döndüğümüzde su zemine paraleli. Evet arkadaş bu zemine paralelse o zaman bir açıya dalalım. Şuraya bir alfa buraya bir beta dersem. E, bununla bu birbirine paralel. Z'den dolayı burası da alfa çıkar. E, tamamı 90 olduğundan burası da beta. Beta 90 ise burası da alfa oldu. Yani şurada ve şurada iki üçgen var. Alfa betalı iki üçgen. Bu üçgenler nedir? Benzerdir. O zaman benzerliği kullanacağız. Ve ben buranın 26 ise buranın da 26 olduğunu biliyorum. E o zaman burada beta'nın karşısı x'in benzerliği uyguladım ve şu üçgenden başladım. Buradaki beta'nın karşısı 5'e oranı eşittir. Sonra buradaki alfa'nın karşısı bu üçgenden başladık 26'nın. Buradaki alfa'nın karşısı 12'ye oranına eşittir. Sadeleştirelim burası 13 çıktı burası da 6 çıktı. 5 de buraya çarpınca 65 yapıyor. Cevap da 65 bölü 6 oldu mu? Evet. Cevabımız böylelikle 65 bölü 6 oldu ve güzel bir soru. Dik üçgenle ilgili çözülebilen bir soru. Yani katı cisimler konusundayız diye üçgen konusu çıkmayacak diye bir şey yok. Bak görüyorsun benzerlik karşımıza çıktı ki benzerliğin her konuda karşımıza çıkacağını her zaman her fırsatta söylüyoruz. Veya yani daha doğrusu üçgen bilgisinin her zaman her yerde karşımıza çıkacağı işte şekil ağda belli. Evet örnek 15 bu şekilde oldu ve cevap 65 bölü 6 çıktı. Geldik örnek 16'ya. Yani. Evet şimdi burada neler verilmiş taban yarıçapı 2 kök 3 olan. Evet buraya 2 kök 3 2 kök 3 diyelim. Ve burada da bir 30-60-90 30-90 sa burası 60. 60'ı karşısı şöyle bakalım. 4 köküç değil mi? Evet. 60'ı karşı 4 kök üçgen 30'ı karşı da kök bölünmüş hali 4 olur. Burası bana lazım değil. E tamamı 12 idi. 12 ise buraya da ne kaldı? 8 kaldı. Şimdi kesik silindir biçimde küçü, kütüğün hacmi. Hmm. Bunu bu şekilde kesmişiz. Bunun hacmi isteniyor. Mavi olan kısmının hacmi isteniyor. Arkadaş böyle kesik bir silindir gördüğümüz an ne yapıyorduk? Şunu şöyle bir tam silindir yap. Şöyle bir silindir yap. Üstekinin ve alttakinin de ayrı ayrı bulabiliriz. Alttakinin hacmi belli. Hocam burası 2 köküç ya. Bunun hacmi nedir? Pi 2 köküçün karesi çarpı 8. Peki hocam üsttekinin yani şuradakinin hacmi nedir? Buradakinin hacmi de yarısı dolu yarısı boş değil mi burada? Evet. Yani üsttekinin yarısıdır. O zaman artı üsttekinin yarısı da yarı çapı yine burada 2 köküç pi 2 kök 3'ün karesi çarpı yükseklik 4 ama yarısı dolu yarısı boş olduğundan dolayı bölü 2 diyeceğiz. E o zaman buradan neler geliyor bakalım. 12 bu 12 çarpı 8 96 pi yaptı artı sonra şunlar şunlar sadeleşse burası 2 yaptı. 12 24 pi yaptı topladığımız zaman da cevap 120 pi mi yapıyor? Evet cevap böylelikle 120 pi olarak bulduk. Güzel bir soru. Şunu ayrı bir düşündüm. Şunu ayrı düşündüm. Burada da yarısı dolu yarısı boş. Lütfen dikkat önemli. ÖSYM bununla ilgili soruları sever. Daha öncesinde çıkmış geçen geç yani çıkmış sorular içerisinde var. Ya sınavda da sorulabilecek soru tiplerinden biridir diyebiliriz. Ama artık işi öğrendiniz. Hani burada böyle silindir yapıp da yarısı dolu yarısı boş mantığıyla çoğu soruyu da aynı mantıkta ve çok rahat bir şekilde yapab yapabileceğinize artık inanıyoruz. Evet 16. soru. Böylelikle 120 pi. Geldik 17. soruya. Yine şöyle bir kesit var. Evet böyle bir kesit var. Yani şuradan şöyle bir kesit var. Şöyle bir kestikleri zaman ne yapıyorduk? Hemen şunu şöyle bir silindire tamamlıyorduk. Yarısı dolu yarısı boş şeklinde oldu. Hocam bu şekilde bir şey gördüğümüz zaman neydi? Yükseklikler hacimler doğru orantılıydı. Alttaki hacim 6 v ise 4 hacim 4 v'dir burası. E, yarısı v yarısı şöyle şöyle ya. Yani burası 2 v burası da 2 v olmak zorunda. Küçük parçası. Şimdi kesik silindirin hacminin kesik silindirin hacmi burası yaptı. 6V ile 2V'nin toplama. Burası 8V yaptı. Kesik silindirin hacminin küçük parçasının hacminin oranı. E bu küçük parçası da 2V mi yaptı? Evet. Yükseklere doğru orantılı olacak şekilde yerleştirince bulduk. Yani 8V'nin 2V'ye oranı isteniyor. Cevap böylelikle 4 çıkar. Yine aynı mantıktan sonuca ulaştık. Örnek 18'e geldik. Bir döndürme sorusuyla karşı karşıyayız. Bu sefer ne yapmışız? bunu x eksen etrafında yani şu eksen etrafında yani şunun etrafında 360 derece döndürdüğümde vx y eksen etrafında döndürdüğümde de ne elde edeceğim? Evet hadi bakalım. vy'yi elde edeceğim. Şunu x eksen etrafında yani şunun etrafında döndürdüğüm zaman. Şimdi burası 8 burası 4 ya. Bunun simetriğini aldım bu şekilde. Hocam bu nokta buraya geldi. Yatay doğrultuda döndürsem yuvarlakların dikey olacak. Hop şöyle hop şöyle. Yani v1 ne oluyor buradan? Yarı çapı 4 yüksekliği 8. O zaman şuraya yazayım hatta. V1 hatta şöyle yazayım. V1 pi r kare çarpı h. V2'yi de şimdi burada yazayım. Bu sefer bu dikdörtgeni şöyle olan dikdörtgeni hangi eksen etrafında döndür diyor şu e dikdörtgeni. Bu dikdörtgeni bu sefer y eksen etrafında döndür diyor. Bu sefer de 360 derece döndür. 360 derece döndürsem şöyle olacak. Bu nokta buraya gelecek. Dikey doğrultuda döndürdüğünde yuvarlaklar şu şekilde olacak yatay. Hop şöyle hop şöyle. Bu sefer yarı çapı 8 yüksekliği 4 oldu. V2'de 2 pi 8'in karesi çarpı 4 isteniyor. Yani bizden V1 bölü V2 isteniyor. Taraf tarafa oranlayalım. O zaman oran ne yapıyor? Hocam pi'ler gitti. 8'in bir tanesi gitti. 4'ün bir tanesi gitti. Yukarıda 4 aşağıda 8 kaldı. Cevap 4 bölü 8 yaptı. Yani cevap 1 bölü 2 yapar. Evet örnek 18'de 1 bölü 2 olarak buluruz. Geldik örnek 19'a. Şimdi ABC dedik dikdörtgeni D ye doğrusu etrafında 360 derece döndürüldüğünde. Bak buna göre simetriyi de alalım. Bak bu iki birim boşluk var bu sefer. Bu doğruya göre döndüreceğim. Şimdi buradaki nokta bak B noktasının simetriği tam burada 2 birim uzaklıkta. A noktasının simetriği de tam burada hop beş birim uzaklıkta şurası. Yani dikdörtgenimiz şöyle bir şey mi oldu bizim? Evet dikdörtgenimiz şöyle bir şey oldu. Dolu olan kısım burası. Bu dikdörtgen dönerken ne oluyor? Bak şimdi dikey doğru etrafında dönerken yuvarlaklar yatay olacak. Hemen yuvarlakları koyalım. Hocam bu nokta buraya geldi simetriğin altında. hop dönerken bu bu şekilde yol alacak. Hatta burası da bu şekilde yol alacak. Bu nokta da buraya denk geldi. Bu dönerken böyle ve burası böyle. Dolu olan kısım neresi oldu? Tam olarak şurası oldu. Hatta aynı mantık aşağıda da var ve bunu böyle çizince ne çıktı karşımıza? Hocam bir silindir içi silindirle oyulmuş Evet oluşan cismin hacmi isteniliyor. Bizden dolu olan kısım neresi? İşte tam olarak burası. Büyük silindirin hacminden küçük silindirin hacmini çıkartacağım. İşte o yüzden tam simetriyle aldığınızda dolu olan kısımları da taramak aşırı derecede önemli. Yani yarı çapı 5 olan silindirden yarı çapı 2 olan silindiri hacimlerini çıkartacağım. Pi 5'in karesi çarpı yükseklik her ikisinde de 6. 6 eksi pi 2'nin karesi çarpı 6 diyeceğiz. 25 çarpı 6 kaç yapıyor? 150 yapıyor. 150 pi eksi bu da 6 2, 4 24 pi yaptı. Buradan da cevap kaç geldi? 126 pi geldi mi? Evet geldi. Örnek 19 126 pi olur. Geldik bir sonraki soruya. KL doğrusu etrafında 90 derece döndür diyor bu sefer. Bak KL doğrusu etrafında sen 360 derece döndürseydin hemen şekillerin simetriğini alacaktın. Birinin şekli burası bunun şekli de burası oldu deyip 360 derece döndürmede hocam bu böyle 360 derece döner. Bu da böyle 360 derece denar, şöyle bir şey olur. Ama bak, bu da dolu olan kısım, bu da dolu olan kısım. E, ondan sonra bu da zaten dolu olan kısımdı. E, tam bir yani yarı çapı altı olan e, silindiri silindir yapmış oluyor o zaman. Bu zaten 360 derece bu şekilde dönmüş olsaydı eğer. Yani. A benden 90 derece dönüş isteniyor. Şimdi 90 derece dönüşü bulmaya çalışalım. 90 derece döndürdüğün zaman yani şöyle bir şey. Sen bunu tam böyle. 180 derece döndürsen buraya gelecek ya 90 döndürsen tam şuraya gelmeyecek mi? Evet 90 derece buraya gelecek. Hatta bunu da 90 derece döndürsen tam olarak şöyle şuraya gelecek. E o zaman arkadaş şöyle bir şey mi oldu? Tam 90 derece döndürdüğün zaman bu şuraya geldi. E hocam bu da buraya geldi. Yani ne olmuş oldu o zaman? Aha da şöyle bir silindir çıkmış oldu. Tabanı ne çıktı? Tabanı çeyrek daire olan çünkü 90 derece döndürmüş oluyorum tabanı çeyrek daire olan bir silindirle karşı karşıya kalmış olduk. E şunu da 90 derece döndüreceğim. Eee KL doğrusu etrafında 90 derece. Evet ben bunu bu arada şu şekilde döndürdüysen bunu da bu şekilde dönmüş olacak o zaman. E, sen de bunu da 90 derece döndürürsen şimdi. Hocam bunu da böyle 90 derece döndürürsen bu da buraya denk gelecek ya. Yani o zaman bu da nasıl bir şey olacak? Hocam şöyle bir çeyrek daire yapmış oldu. Şöyle bir çeyrek daire yapmış oldu. Hatta bu da buraya geldi. Bu da buraya geldi. Şöyle bir çeyrek daire ile karşılaşmış oluyoruz. E o zaman burada da şu siyah çeyrek daire var. Yani iki, elimizde iki çeyrek daire var. Bir bu tarafta bir de arka tarafta çeyrek daireler. Ve bunlar çakışmıyorlar ayrı ayrı. Bu çeyrek dairelerin e, çeyrek dairelerde çeyrek silindirler oluşmuş oluyor. Çeyrek silindirlerin hacimleri lazım olacak. E, çeyrek silindirin hacmi ne olacak? E, tam silindirin hacmi pire kare çarpı h'sa çeyreği de ne olacaktır? Pire kare h 90 bölü 360 yani... 90 bölü 360 bir direk diyorum. Çeyrek demekle aslında pi r kare bölü 4 de diyebiliriz aslında. Ya da e, hacmi 4'e bölünmüş de diyebiliriz aslında. Niye öyle dedim? E, açısal olarak söyledim. 90 bölü 360, 60 derece döndürmüş olsaydı mesela e, hacmi bulup 60 bölü 360 diyecektik. Evet burada yarı çapı 6 olan pi r kare ve yüksekliği 8 olan normalde silindirin hacmi bu ya. 90 derece döndürdüğüm için çeyrek silindir oluştu. Yani ben bunu 90 bölü 360 ile çarpmak zorundayım. Ya da direkt bölü 4 de diyebilirdik. Artı arkada oluşan da ne? Yarı çapı 2 pi. 2'nin karesi çarpı. E, yüksekliği 8. E, bu da çeyrek döndüğü için 90 derece döndüğü için çeyrek yani 90 bölü 360 diyeceğiz. Bunları toplayacağız. Bunlar sadeleşince 4. Şunlar sadeleşince 2. 36 çarpı 2'den 72 pi yaptı burası. Artı şunlar 4 yaptı. Buradaki 4'ler de gitti. 8 pi yaptı burası da. 72 pi artı 8 pi'den de cevabı da böylelikle 80 pi olarak ulaşırız. Yani örnek 20'yi 80 pi buluruz. Ve böylelikle bu konuyu bitirmiş bulunuyoruz. Yani silindir konusu bitmiş bulunuyor. O ne diyoruz? Bir sonraki ders koni konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.